Sami Dündar'ın kitabı burada. Her şeyin bittiği yerden bilmiyorum görebiliyor muyuz buradan? Evet. Her şeyin bittiği yerden. Burada kitabın üzerinde gördüğünüz gibi aslında bir mezar kazılmış ve oradan gökyüzü görünüyor ve onun içindeki adam gökyüzünü görüyor. Niye böyle bir kapağı var kitabın? Aslında çok da güzel bir kapak yapılmış kitaba çünkü çok şeyi anlatıyor bu. Sen buradan baktın dünyaya çünkü. Aslında bir anlamda öyle. Bildiğin gibi göçükten çıktım defterde. Dolayısıyla tam o görüntüyle karşılaşmadım ama anlatım olarak o görüntüyü yaşadım. Biraz anlatır mısın bize hikayeyi? Kitaptan ilerden bahsedeyim. Kış noktasından tamam. Başlayayım arz edersen. 1999 senesinde bir deprem oldu hatırlarsınız. Daha doğrusu hiç unutmadığımız deprem. Aslında birçoğumuz da unuttuğu tabii ki. Yani, unutmuş gibi de davranıyoruz. O depremde Gölcük Donanma Komutanlığı'nın devir teslim töreni organizasyonunu gerçekleştiriyordum. Ben aynı zamanda bir organizatörüm. Ve o gece maalesef orada evinde göçük altında kaldım. 27 saat sonra kurtarıldım. Gölcük'te. Evet. O fay hattının geçtiği orada evinin içinden çıkartılan tek kişiyim. Uzun bir tedavi dönemi. Senin de gelip izlediğin bir tedavi dönemi. Sonra biz bunu bir film yapmaya karar vermiştik. Bunu seninle konuştuk hatırlarsan. Fakat bir türlü bunun senaryosu yazılamadı. Birkaç kişiyle görüştük ama olmadı senaryosu ve senin ısrarın üzerine bu kitabı yazmaya karar verdik. Evet. Çünkü Sami'nin başına gelenler, bilmiyorum efendim, bunun bu kitabı fikriniz var kitapla ilgili. Anlatmadığınız gibi geldi bana. Çok anlatmaktan sıkılıyorsunuz belki. Aslında kitabı yazarken de zorluklar çekti. Benim bildiğim Sami'dir. Orada kalıyor. Belki kendini kaybediyor. Onu öldü zannediliyor. Aslında Sami ilk önce göçük altında kalıyor. Evet. İlk başta. Ne kadar süreyle? 27 saat göçük altında kaldım. Bunun yaklaşık 17 saati hiç sessiz tedasız kimsenin olmadığı bir durumdu. 10 saat kadar da bir kurtarma çalışması oldu. Ancak bu göçük altında kalıştan bahsederken çok sıradan bir kalış olarak düşünmemek lazım. Bir odanın içerisinde yalnız başıma kalmadım. Tamamen ezik bir şekilde kaldım. Bir tost gibi. Çünkü üzerine inen, daha doğrusu... 4 kat taşıdım. Bir kirişi taşıdım. O 4 katı taşıyan bir kirişi ayaklarım taşıdı. Şu anda da sakatım. Sol ayağım kalçadan itibaren çalışmıyor. Ama aslında biz bunu çok görmüyoruz. Görmüyoruz. Yani sen bize doğru yürürken biz böyle bir şeyi çok fark etmedik aslında. Bir aparat kullanıyorum. Bu aparat sayesinde pek belli olmuyor. Aparat kullanmadığım zaman da belli. Aslında tabii ki doktorlar ilk müşahedelerinde hiç yürüyemeyeceğini söylemişlerdi. Yani Sami'nin birçok niye sizle tanıştırmak istedim özellikle kitabı okumayanlar için? Çünkü Sami'nin bütün bu geçirdiği süreç içerisinde sürekli yani ölümden dönmek, tekrar öldü sanılmak, tekrar ondan dönmek, sonra hastanedeki doktorların ilk konsültasyonunda hayır yaşaması bile zor ama yürümesi zaten imkansızdan tekrar yürümek. Yani bu çok uzun ve her seferinde tekrar sıfırlayarak, sıfırdan başlayarak geçirmiş bir süreç ki bu çok önemli. İstersen başa dönelim. Göçük altında kaldıktan sonra orayı kısaca bir geçelim seni çok üzmeden ve yormadan. Ve merak edenlere de hakikaten gerçekten deprem ve sonrasının profilinin anlatıldığı bu kitabı alıp okumalarını tavsiye edeceğiz tabii ki. Senin bütün kitabı anlatmanı istemiyoruz. Peki, şimdi göçük altından çıkarılma anını anlatır mısın bize biraz? Göçük altından çıkarılma anım epeyce uzun sürdü. Çünkü üzerinde 4 kat daha taşıyordum biliyorsunuz ve bir fay hattının içerisinde gömülmüş bir binanın içerisinden çıkartmaya çalıştılar. O oldukça uzun bir süreçti, zor da bir süreçti. Çıkartıldım. 3 askerin yoğun çabalarıyla, 3 özel askerin diyeceğim onlara, henüz kendilerini de bulamadım. 6 senedir onları arıyorum. Belki bunu dinleyip de bana ulaşırlarsa çok iyi olacak. Varlığım onlarındır çünkü. Çok güzel bir şey mi söyleyeyim? Kesinlikle onlarındır. Bilmiyorum. Ben birkaç senedir onlara ulaşmaya çalışıyorum. Nasıl ulaşmaya çalışıyorum? Ben nasıl arıyorsun? Yayın aracılığıyla. Başka türlü arayamıyorum. Donanma komutanlığından haklarında bilgi almaya çalıştım. Fakat o dönem çok karışık olduğu için kendilerine kim olduklarını dahi bilmiyorlar aslında. Ben kitapta onlarla alakalı bildiğim bütün ayrıntıları da yazdım. Bunlardan bir tanesi bir Kürt genciydi. İzmir'de yaşıyormuş, Diyarbakırlıymış. Onları anlatmıştı bana.
Bunları aynen kitaba aktardım. Hatta orada kullandığı Türkçe kelimeleri bile aynen Türkçe olarak aktardım kitapta. Belki denk gelirse... Tam bu sırada şiddetli bir deprem oldu. Kiriş tekrar bacaklarımın üzerine düştü. Tavan biraz daha sıkıştırdı beni. Müthiş bir acı kapladı her yerimi. Çok hoşuma gitti. Hadi dedim. Allah'ım devam et. Bitir şu işi. Geliyorum. Hazır ol. Dışarıdan güçlü bir ses yankılandı. Askerler çıkın çabuk dışarı. Almadan çıkmayız komutanım. Kala kaldım öylece. Bir an askerleri unutmuştum. Allah'la konuşurken 3 askeri tamamen unutmuştum. Komutanları çıkın dışarı diyor. Onlar almadan çıkmayız diyorlar. Bu nasıl şeydir? Niçin kaçıp gitmiyorlar ki? Niçin kendi canlarını kurtarmıyorlar? Benim kurtulma şansım yok. Neden kendilerini kurtarmıyorlar? Sonra ne oldu? Sonra devam ettiler, çıkmadılar dışarıya. Ve başardılar. Onların başarma isteği benim yaşama isteğimle birleşti. Şimdi yaşama isteği deyince aslında bu kitabın yazılmasının bir amacı var. Senin bana söylediğin bir sözde insanların yaşama hakkını kullanması gereklidir. Sen bunu kullandın ve bunu başkalarına da aktarman lazım demiştim. Dolayısıyla bu kitabı da bu görüşten yola çıkarak yazdım ve okunmasının da gerekliliği bundan kaynaklanıyor. Şimdi hepimizin başına her an bir şeyler gelebilir. Bunu 1999 senesinde gördük. Daha sonra yine 2000 senesinde tekrar, yine 99'da bir 12 Kasım depremi yaşandı. Şu anda da dünyanın her tarafında birçok şeyler yaşanıyor. Bu sadece deprem değil. Bir trafik kazası olabilir. Başınıza piyano da düşebilir. Yani herhangi bir felaketle karşı karşıya kalabilirsiniz. Evet, sevinçten bir mazanda kurşunu da yiyebiliriz. Her şey olabilir. Böyle bir anda ölümle karşı karşıya geldiğinde vücudun bir tepkisi oluşuyor. Buna crash sendromu deniyor. Bu tepki beynin kendisini öldüm sanmasıyla alakalı bir şey. Öldüm zannediyor ve hücrelerin tamamına tamam siz ölün artık hiçbir şey yapmayın diye bir komut yolluyor. Eğer bu komutu engelleyebilirsek, bu kitap bunu anlatıyor esasında. Bu komutu engelleyebilirsek yaşama ümidimiz, olasılığımız %99'lara kadar çıkıyor. Nitekim karşınızda bunu kullanmış ve yaşamış bir insan var. Yani yaşama hakkını kullanmak gerekiyor. Bunu nasıl yapacağım sorusunun cevabı kitapta var ama ben yine de çok basit bir şekilde aktarmaya çalışayım. Sadece yaşamayı istemek gerekiyor. Sadece yaşamayı istemek gerekiyor. Yani ben öldüm, eyvah, kurtulma ümidim yok, sakat mı kalacağım? Veyahut da olumsuz olabilecek şeyleri düşünmek yerine sadece yaşamaya çalışmak gerekiyor. Bu kitap aslında bunun bir öyküsü. Tabii ki bu tek başına benim yaptığım bir şey de değil. Yani az önce bir küçük şeyden bahsettim. 3 askerin bana karşı yaklaşımları çok önemliydi. Tabii ki başka faktörler de çok önemli orada. Yani 3 asker, daha sonra kitabın içerisinde epeyce insanlar var. Devamını dinleyelim senden. Seni göçükten çıkardıktan sonra bir yere götürüyorlar, koyuyorlar. Anlatır mısın? Göçükten çıkartıldığım zaman yaşıyordum. Hala yaşıyorum tabii ki. Fakat anlık bir şokla hızla ödem oluşmaya başladı. Şiştim. Ve bu şişme sırasında da hareketsiz bir hale dönüştüm. Yani hiç hareket edemeyecek bir hale döndüm. Ama algıların açık mıydı? Algılarım hep açıktı. Hiç bilincim kapanmadı. Hatta bilincimi kapatmak için daha sonra hastanede aşırı derecede morfin verdiler bana. Bilincim hiç kapanmıyordu. Yani sürekli yaşama isteği ve beyinle mücadele isteği olduğu için hiç kapanmadı bilincim. Ve yaklaşık 3 ayda böyle sürdü. Yani beni sürekli morfinle uyuttular. Sen nereye götürdüler? Göçükten çıktıktan sonra? İlk önce bir helikoptere bindirip Gata'ya götüreceklerinden söz ediyorlar. Bu fakat birdenbire öldüğümü zannettiler o şoka girdiğim için ve beni onun yerine diğer cesetlerin bulunduğu Poyraz Limanı'na sedyeyle götürdüler. Oradan da bir ceset torbasıyla Bandırma Devlet Hastanesi. Şuurumsuz yerinde mi? Şuurumsuz etti yerinde. Ama konuşamıyorsun. Maalesef. Yanımda duran komutana beni nereye götüreceklerini sordum. Gata'ya gideceksin, helikopter götürecek seni diye cevap verdi. Dışarı çıkınca ağrılarım tekrar başladı. Aslında bunun iyi bir şey olduğunu düşündüm. Eğer ağrı varsa his var, yani felç yok.
Fakat özellikle belimdeki ağrı süratle artmaya başladı ve dayanılmaz bir hal aldı. Bağırmak istedim. Bağırırsam belki hafifler ağrım diye düşünüyorum. Bağıramıyorum, sesim çıkmıyor, kıpırdayamıyorum. Ne oluyor bana? Boğulacak gibiydim, dilim şişmişti galiba. Göz kapaklarımı bile kıpırdatamıyordum. Çevremde olup biteni görüyordum fakat hiçbir yerimi kıpırdatamıyor ve bir ses çıkaramıyordum. Başında duran komutan telaşla seslenmeye başladı. Öldü bu. Öldüğünü düşündüler. Evet, o an öldüğünü düşündüler ve bir kontrol yapmaya çalıştılar. Ölmemiş olabilirim diye. Fakat damara ulaşamadıkları için nabzımla alakalı bir fikir yürütemediler. Nefes alıp almadığımı öğrenmeye çalıştılar. Fakat bir sonuç olmadığı için öldüğünü zannettiler. Tabii ki o telaşla çok iyi bir muayene yapılması söz konusu değildi. Belki de o muayene yapmaya çalışan kişiler doktor bile değildi. Onları hatırlamıyorum tam olarak. Fakat devamı biraz şans esasında. Ceset torbasından sonra bandırmaya kadar o torbaya ulaşmam. Sonra çünkü öldüğünü düşünüp senin ceset torbasına koydu. Evet. Nereye götürdüler? Önce Poyraz Limanı'na. Poyraz Limanı'ndan sonra da bir büyük bir askeri gemiyle zannedersen seslerden avladığım kadarıyla tabii onları göremiyordum torbanın içerisinde. Bandırma Devlet Hastanesi'nde ölü koğuşu dedikleri bir yer. Morg değil ama. Çünkü morgda olmuş tamamen. Onun yerine ölü koğuşu diye bir koğuş açmışlar. Oraya dolduruyorlar. Daha sonra Erol isminde bandırmalı genç bir çocuk bütün bu ölüleri kontrol etme görevi üstlenmiş kendince. Daha önce askerden aldığı bilgiyle crash sendromunun ne olduğunu bilen, şokun ne olduğunu bilen, savaşta öyle olurmuş çünkü. Yani insanlar top mermilerinden, diğer şeylerden falan ani bir şok geçirebilirlermiş ve bir ölü gibi olabilirlermiş. Bunların tekrar kontrol edilmesi gerekiyormuş. O da bunu öğrenmiş. Ve bütün ceset torbalarını açıp kontrol ediyordu. Ölmemiş bir kimse var mı diye. Nitekim öyle birini buldu. Torbayı bulan asker yanımıza geldi. Dedi ki gerçekten öldü mü bu adam? Bir daha kontrol etsek mi? Edelim tatil. Bak bakalım, salla biraz, bir şey yapacak mı? Sallamaya başladılar beni. Fakat hiçbir tepki veremiyordum. Acıyan yerlerimde ağrı şiddetleniyor. Fakat bir türlü tepki veremiyordum. Gözleri açık bunun. Tertip kapatsanıza diyor oradan geçen askerim biri. Kapatıyorlar ve tekrar karanlığa gömülüyorum. Ceset torbasına koyarlarken dikkatli davranıyorlar. Ölüye saygı göstericesine. Allah taksiratını affetsin diyor bir tanesi. Diğeri El Fatiha diyor ve sanırım içlerinden Fatiha okuyorlar. Sonunda kapattılar fermuarı ki bu ceset torbasına koymuşum. Sonra da Erol'un senin buluşu var. Evet. Peki Erol, ama sen Erol'u bulabildin sonra. Tabii Erol'la görüşürüz. Evet. Biraz sonra ayak sesleri duymaya başladım. Birileri geziniyordu sanki etrafımda. Ses de daha çıkmıyordu ama sanki biri dolaşıyordu odanın içinde. Götürmeye geldiler dedim içimden. Hadi Allah'ım ver şu gücü bana da oynatayım göz kapaklarımı. Torbanın fermuarı açıldı yavaşça. Ürkek gözlerle genç bir çocuk bakıyordu gözlerim içine. Göz kırptım göz kapaklarımı. Buldum, yaşayan birini buldum. Allah'a şükür buldum bir tane daha. Diye bağıra çağıra zıplıyordu yerinde bu genç adam. Dileğim kabul olmuştu. Allah'ım sen gerçekten büyüksün dedim. Sonra ne oldu? Erol beni ceset torbasından çıkartıp boş bulduğu bir yatağın üzerine koydu ve süratle sarım bağladı. Bu arada ben tabii ki hiç konuşamıyordum maalesef. Dilim tamamen şişmişti. O sarımları yedikçe yavaş yavaş o şokun etkisi gitmeye başladı. Dilimdeki şiş inmeye başladı. Erol epeyce uğraştı benimle. Durmadan sarım bağlamaya devam etti. Fakat tabii orada çok ilginç şeyler de gördüm. Yani Bandırma Devlet Hastanesi'nde çalışanların hepsi tamamen bandırma halkıydı. Hiç etrafta hemşire, doktor gibi şeyler göremiyorduk. Çünkü onların tamamı acil ameliyatlara girmişlerdi. Geriye kalan acil yardımları, ilk yardımları ve hasta bakımlarını, temizlikleri tamamen bandırma halkı üstlenmiş. Hatta biraz daha ilerleyen dakikalarda bandırma halkının bununla yetinmeyip bütün dükkanlarını açarak sadece eczane değil, bakkal dükkanlarından tutun işte kumaş dükkanlarına kadar ne var ne yoksa bunları olduğu gibi deprem bölgelerine taşıdıklarını da öğrendim. Yani bandırma halkı tamamen ne kadar hızlı ve ne kadar bir liderleri vardı da örgütlendir algılayamadım ama ya ne kadar bilinçliydiler.
Hepsi birden depremzedelere yardım etmek için mükemmel bir çalışma içerisindeydi. Çok da tempolu çalışıyorlardı. Sanki bu işi önceden biliyorlarmış gibi. Peki finale gelelim. Evet. Şu lafların sigaramdan derin bir nefes çekerek halkalar yapmaya başladım. Hemen söyleyelim. Sigara gençlere ve çocuklara zararlıdır. Bu mu gerçek? Buna mı alışmalıyım? Yeni sürecim böyle mi başlayacak? Ben artık bir topal mıyım? Allah aşkına değilsin. Eğer buysa bana biçilen kader, topal Sami bu hayata da merhaba der. Fakat burada başına başka bir şey geliyor. Bir kolumda Filiz, diğer kolumda Adnan, dudaklarımda sigaram ve iki boz bastonumla ardımda pasaportum ve içinde eski Sami'yi bırakarak seke seke yürümeye başladım. Ne oldu? Bir yurt dışına gitmeye ihtiyacı var. Orada bir şey oluyor. Şimdi Amerikan hastanesinde uzun bir tedavi süreci geçirdim. Bu süreçte tabii kitapta çok detaylarıyla yazıyor. Daha sonra bir umut ışığı doğdu. İsrail'de bir profesör bulundu. Hı-hı. Ve bu profesör beni ameliyat etmeye karar verdi ve bir tarih verdi. Biz de hazırlandık hep beraber. İşte o kitabın sonu onunla alakalı bir konuyu da anlattığım şey. Hı-hı. Hazırlandık, vizeler alındı. Hep birlikte İsrail'e gitmek üzereyken maalesef gitmem yasakmış. Çünkü vergi borcum yüzünden yük sesam vardı ve topal kaldım. Şimdi topal kalmadı. Kaldım topal. Şimdi yalnız şimdi hallediyoruz. İsrail'de bu konuda uğraşan iki arkadaşım var. Şeyla ve Tere'ye tanışmışsın sen de onlarla yukarıda geçenlerde. Bu arkadaşlar o profesörü tekrar buldular ve yeni bir randevu alınacak bu hafta. Sanıyorum önümüzdeki günlerde tekrar İsrail'e gideceğim. Bu sefer seke seke değil koşa koşa geleceğim zannedersin. Onu da halledeceğim. Evet. Sami Dündar her şeyin bittiği yerden alınıp okunulmalı ve hayat hep bittiği sanıldığında tekrar böyle başlamalı. Alkışlıyoruz Sami Dündar'ı. Bravo.